34 haftayı görmeden Beşiktaş'ta iş yapar diyebilmek benim Beşiktaşlılığını için... Beşiktaşlılığını mı referans alıyorlar? Eğer öyleyse işte, de romantik bir istek. Evet, durum. yani bu iş Beşiktaşlılık, galatasarlıklı olmuyor. Olsaydı işte daha önce örneklerin olduğu birçok isim de başarılı olurdu. Ama Sergen Yalçı'nın iyi bir teknik adam olduğunu söyleyelim. Bu kesin. Aynen. Ama hocanın 34 haftalık bir dönemini görmedik henüz. Peki Malatya'dan de... ayrılışı acaba Tener? Bu planlamalar dahilinde mi? Yani orta vadede belki uzun vadede böyle bir birliktelik mi Beşiktaş'ta öngörülüyor? Hı hı. Ya Sen belki daha net duymuşsun, Kasımpaşa'nın bir teklif yaptığı, hocanın da kabul etmediği de konuşuldu biliyorsun. Ben açıkçası kabul etmediğini değil, Kasımpaşa ile bayağı flörtleştiklerini, masaya oturulduğunu, görüşüldüğünü biliyorum. Ama dünkü mağlubiyet sonrasında yani bu hı hı. mağlubiyet sonrasında Sergen Hoca imzayı hemen atar mı oraya birkaç gün bekleyin der mi bilmiyorum ama... Beşiktaş eğer ki devam kararı alırsa yani daha doğrusu Abdullah Hoca ayrılık kararı vermezse hı hı. çok çok yüksek bir olasılıkla Sergen Yalçın sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacaktır. Avcının bileti kesildi. Fanatik gazetesinde görelim. Sonrasında Avcı'nın açıklamalarına da göz atacağız. Üçüncü sayfaya gidebilir miyiz? E, Vodafone Park'ta maç sonrası yönetimle acil toplanmışlar. Abdullah Avcı'nın durumu masaya yatırılmış. Yolları ayıralım ve takım bulana kadar tazminatını ödeyelim teklifinin yapılması kararlaştırılmış. imzalı da bir haber bu arada Fanatik gazetesinde. Böyle de bir bilgi var. Hı hı. Yani bunlar şöyle evet. Türk futbolunun iklimi gereğince değişimi teknik adamda arayan bir kitlenin olduğunu biliyoruz zaten. Hı. İşte tribünde hocayı şimdi şöyle düşün. bundan 4 hafta, 5 hafta öncesi, 6 hafta öncesinde o kadar da eski değil hatta. Sen de hatta 4 hafta önce işte 4 maçtır kazanamıyor takım. 4 hafta öncesinde ne oldu? Hocayı e, Vodafone Parkta taraftarlar tribünlere çağırdı, alkışlandı, ayakta alkışlandı, çiçekler verildi. O galibiyet serisi esnasında mı evet, bahsediyorsunuz? 4 hafta önce. Hadi, bak, evet. Tam 4 hafta, 1 ay öncesinde. 1 ay önce evet. Şimdi 1 ay sonra ne oldu? 4 tane istenmeyen sonuç sonrasında ligde, şimdi herkes kombinesini başkasına devretmediğine göre aynı taraftarlar hocaya istifa çağrısında yaptı. Aynı taraftarlar ligin 5. haftasının sonunda yine istifa evet. çağrısı yaptı. Yani istifa çağrısı başarı gelince alkışlar en büyük hoca bizim hoca yine 4 maç kazanamayınca istifa çağrısı. Yani Taraftarın duygusunu anlıyorum ama taraftarların da birazcık bu konuda kendileriyle çelişmemeleri gerekiyor. Taraftar haklı dedi Abdullah Avcı. Bir dinleyelim ee, isterseniz. Tabii ki haklı. Bu kadar alınmış olan, bu kadar skor vesaire haklılar. Üzülmelerinde çok haklılar taraftarlar. E, fakat takımı probleminin ne olduğu konusunda daha böyle somut düşünmeye ihtiyaçları var. Dönüşte ben sana soracağım. Takımın asıl problemi ne? O tamam. keskin farklılık neyden kaynaklanıyor? Bunu konuşacağız ama önce Abdullah Avcı'yı bir dinleyelim. Taraftarın istifa protestosu hakkında. Şöyle söyledi, demin de söylediğimiz gibi taraflar hakkıdır dedi. Değerlendirme yapacağız, açıklamasında bulundu. Üzüntü verici. Ee, hedeflerden bir tanesi, bu kupayı en fazla alan takımlardan bir tanesi. Bu da bizim hedeflerimizden bir tanesiydi. Bugün itibariyle veya ikinci yarı başladığından itibaren son derece de hem skorlar hem oyunlar sıkıntılı gidiyor. Takım adına da oyuncu grubu da bizde bunun genel bir değerlendirmesini yapıyoruz. Taraftar protestosunda haklıdır. Çünkü buraya geldiğinde iyi şeyler görmek ister. Şampiyonluklar yaşamış bir takım. Şampiyon olmak ister. Başarı ister. Sonuç ister. Sahne içinde güzel oyun, aksiyon ister. Protesto haklıdır. Bunun değerlendirmesinin genel olarak herkes şapkasının önüne koyup herkes bunun değerlendirmesini yapması gerekiyor. Onun için bizim için üzüntü verici bir akşam rakibi de tebrik ediyoruz. Bugün maç bitti sıcak. Tabii ki düşüneceğiz, konuşacağız. Tesise geçeceğim şimdi. Oyun, oyuncu, biz bir değerlendirme yönetim belki toplantı yapmak isteyecek. Belki biz isteyeceğiz. Bakacağız, konuşacağız. Bu alt lig takımda genel yani küçümseme anlamında söylemiyorum. Fazla üstünlük sağlayamıyorsan e, bu özveriyi, bu gerçek şeyi almadığını düşünüyorum. Atiba üç gün evvel maç oynadı. toparlanması olmadığı için bugün itibariyle hem Diğer taraftan da kazanmak istediğimiz e, önemli bir oyuncu var. Onun üzerinde memnun muyum? Hayır, memnun değilim. Performanslarından memnun değilim ve süreç böyle devam ediyor. Bugün futbolda şöyle bir şeydir. Ne kadar yetenekli olursan ol, eğer oyun aklın ve fizik kaliten yeterli değilse diğer takıma fark yaratamıyorsun. E, biz bununla ilgili hem görsel, hem pratik, hem bireysel, hem bölgesel çalışma yapıyorsun. Eğer ya, bunun karşılığını alamıyorsan zihinsel bir takım yorgunluklar vardır. Bunun da genel bir değerlendirmesi muhakkak yapılacaktır. Peki açık kamera ekranlara getirdik. Ben seni sürenden çalmayayım. Hı -hı. Hoca ne demek istiyor sence bu açık kamalardan? Hocanın burada rahatsız olduğu noktaların başında transferler, Hı -hı. kadrodaki değişimin gerçekleştirilememesi var gibi gözüküyor. İstifa çağrısı olarak algılamıyorum. Hocanın daha doğrusu istifa edeceğim mesajı olarak anlamıyorum. E, takım içerisindeki bu huzursuz ortamı, daha doğrusu baskın gelememeyi, hatta öne geçtiği maçları kaybetme noktasını e, yönetimdeki görüşme sonrasında, şimdi Beşiktaş'taki problemleri sıralayalım. Beşiktaş evet, takımda 3-4 aydır maaş ödenmiyor. 3-4 aydır. 3-4 aydır maaş ödeyemeyen bu yönetim daha yeni seçildi. Yeni seçiliyorsunuz, maaş ödeyemiyorsunuz. Madem maaş ödeyemeyecek noktasındasınız, niye seçiliyorsunuz? Zaten bu takımın başlıca problemi yani maaşları... Yani geldiğinde hiç maaş ödemedi mi? Sanki o tarz Bir o ödendi, önce bir ödendi, yani. geçmiş borçlar temizlendi, sonra ödeme yok. Hmm. Şimdi borçlu... Zaten bu takımın temel problemi maaş ödememesi, ödememesi değil miydi? E madem siz de ödeyemeyeceksiniz, neden buradasınız? Bir bir, bu problemlerden bir tanesi. İkincisi, kadroya takviye yapamıyorsunuz. Elinizde 2 milyon TL'lik bir bütçe kalmış durumda. E, onu iyi değerlendirmeniz lazım. Transfer yok. Şu an transfer yapmayan 2-3 takımdan bir tanesi Beşiktaş. Transfer ihtiyacınız var. Bunu yapamıyorsunuz. Hı hı. Yapılmış kontratlar var. Mesela Lens'i Feyenoord istiyor. Adam ben gitmem diyor. Feyenoord'a. Çünkü öyle bir kontrat almış ki gönderemiyorsunuz. Şimdi bu şekildeki transfer politikaları takım içerisindeki o çok önemli kontratlar. Şimdi adamı fesih edemiyorsun. Fesih sözleşmesine ödeyeceğin parayı veremediğin için gönderemiyorsun. Adama git diyorsun. Kulüp buldum sana diyorsun. Adam gitmiyor. Sözleşmesi çok iyi olduğu için. E yeni transfer yapalım diyorsun. 2 milyon TL'lik bir bütçem var. Yeni transferi de bir türlü bu yüzden bitiremiyorsun. E maaş ödeyin. Motivasyonu arttıralım bari eldeki adamların diyorsun. Maaşı da ödeyemiyorsun. Sonra teknik heyet istifa. Bakın teknik heyet istifa futbolun en kolay yönü. Yani nedir? Başarısızlık vardır. Hoca istifa dersin. Evet. Bu en basiti. Yani çık tribüne hoca istifa. E peki sorun nerede? Sorun burada işte. Maaş ödeyeme, transferleri bitireme Hı -hı. gibi gibi gibi. Bu bu işler böyle. Bu arada Canan Erkin ve Elini arasında da bir gerginlik yaşandı. Yani bu tarz futbolcular arasında takımda gerginlikler bu bahsettiğin meselelerden. Olur tabii. Mi? Yani bunlar oyuncular üstünde stresi arttırabilen baskı. Zaten mesela Caner büyük bu anlamda baskılar, stresleri kaldıran ve bunun zaten tepkilerini sahada gösteren biriz. Evet. Görüyoruz. Yani bu tarz sonuçlar oyuncular üstünde de ayrı bir baskı oluşturacak. Peki, e, hocanın hataları yok mu? Yani oyuncu tercihlerinden Hı -hı. bahsediyorum, oynattığı oyun stilinden bahsediyorum, oyun evet. okumasından, hamlelerinden bahsediyorum. Burada hataları yüzde kaçı hoca da sence? Buna yüzde vermek çok kolay bir iş değil. Hı hı. E, elbette ki alınan her mağlubiyette hocanın da bir payı var. E, bu oyuncu grubuyla oynuyorsanız, bu oyuncu grubunun da motivasyonunu sadece parayla değil başka türlü de sağlamak da yine hocanın görevleri arasında. Ya da saha içerisinde öne geçtiğiniz bir maçı skorunu tutmak da yine hocanın görevi. Yani hoca da zaten kabul ediyor. Benim de hatalarım Doğru. var şeklinde. Ama gerçek ...sorunu teşhisi koymadan tedavi gerçekleşmez. O hani galibiyet serisi sağlamıştı. Senin haberinde değil mi? Sabah gazetesinde evet. sanki. İlk Altı maçlık başlığı, galibiyet altı serisi. Altı maçlık galibiyet sonra tekrar düşüşe geçildi. Altı maçlık galibiyet serisi sağlarken iyi oynuyor muydu peki? Benim gözümde skoru alan takımdı. Yani Belki iyi bir futbol yoktu... Hı hı. Hocanın da zaten zaman zaman açıklamalarında buna yönelik söylemleri var. Ortada iyi bir futbol olmasa bile skor alabilen bir Beşiktaş vardı. Ama şu anda çatırdayan bir Beşiktaş var. Skor gelmiyor. Evet. Bu büyük bir problem. Peki son bir dakikamız kaldı. Şunu da sorayım. Çeyrek finalistler artık birer birer belli hmm. oluyor. Senin için sürpriz sonuçlar var mı? Kırklareli Spor, evet. Fenerbahçe, Alanya Antalya ve Erzurum Spor atlayan takımlar oldu. Tabii Kırklareli Spor büyük bir sürpriz ve iyi bir futbolla e, turlamayı başardılar. Erzurumspor'un da e, mağlup duruma düştüğü bir maçı çevirerek turladığını da sürprizler arasına ekleyelim. Günün programını konuşalım dönüşte Taner. Tamam anlaştık. Bir de Süper Lig'de 19. haftanın programını değerlendireceğiz. Ufak ufak transferlerden de bahsetmeye başlayacağız sevgili izleyenler. Saat başı geldi. Öncesinde gelin gelişmeleri hatırlayalım.